Bir başka yol Trablusgarp. Bu da 1908'de tabii bundan bahsedebiliriz, Trablusgarp'a gitmesi üzerinden konuşulduğunda. Bu da yine Mustafa Kemal'in hayatındaki önemli yolculuklardan biri. Ve burada da yine gittiği zaman burada 1908 devrimi, burada yapılan durumlar, tabii ki oradaki Trablusgarp'ın kritik noktası ki daha sonra savaşta bir daha oraya gidecek. Yine Mustafa Kemal açısından çok önemli bir bilgilenme ve görme yaratıyor. Bu sefer Kuzey Afrika'dan bahsediyoruz. Yani önce Şam'dan bahsetmiştik. Bu sefer Trablusgarp savaşı öncesi gittiğinde 1908'de de buradaki gerçekten bunu görebiliyoruz. Yine burada örgütçü olarak askerlere modern taktikler öğretiyor. Atatürk'ün bir öğrenme ve öğretme çabası var her zaman. Biraz sonra o kitaplardan da konuşuruz ve daha sonra tekrar Selanik'e dönecek. Ve Selanik dönüşünde de aslında Atatürk'ün hayatındaki önemli yerlerden biri de gidecek. O da Atatürk'ün ilk belki de yurt dışı yolculuğu olan, yani Osmanlı toprağı dışı olan Fransa'ya gidişi var. Bence o da Mustafa Kemal Atatürk için büyük dönüm noktalarından biri. Yani niye buradaki Fransa'ya? Atatürk Fransa Picardi manevralarına görevli olarak gönderiliyor. Meşhur Picardi manevraları anlatılır anlatır ama böyle tam da şey değildir. Yani isim olarak geçer ama çok da bilinmez yani. Evet, burada çok genelde manevralardan bahsediyoruz. Fransa'nın kuzeyinde Manş Denizi'nde küçük bir kıyısı var. Merkez şehri Amiens olan bir yerden bahsediyoruz ve 1916 yılında 1. Dünya Savaşı'nda 1 milyondan fazla kayıpla en geniş çarpışmalardan olan muharebeler burada gerçekleşiyor. Bir kere bunu 1916'da yaşanan olayın öncesinde, yani 1910'da Mustafa Kemal'in ilk yurt dışı gezisi olarak söyleyelim. Bu çok önemli. Neden? Çok fazla Türkiye'de bu konuşulmaz. Mustafa Kemal gitti. Yani tabii ki bu Atatürk'ün kendini yetiştirme yolculuğu, bir resmi görev ama Mustafa Kemal Atatürk bundan çok bilgilenerek çıkıyor. Peki neden bu kadar önemli? Bir kere ilk yurt dışı gezisi ve Mustafa Kemal'in buraya çıkarken kıyafeti çok önemli. İlk batı tarzı kıyafetle gezme alışkanlığı. Tabii Osmanlı içindeki kıyafetler farklı ama buraya giderken Mustafa Kemal Atatürk için oraya girerken şapkası, o kıyafet. Evet, Mustafa Kemal'in bu anlamda şapkasıyla, ceketiyle, seçtiği renklerle, burada uzun uzun da anlatılır nasıl giyindiği konusunda. Tabi burada yaşından biraz büyük de gözüküyor aslında. Evet, çok 1910'da. Şu bıyıklar böyle hepsini daha olgun gösteriyor. O günün galiba biraz modası da tabii bunu gördüğümüz zaman tabi burada göz yani, rahatsızlığı henüz başına gelmiyor. Yok, gelmedi. Burada bakın da daha sonra gelecek ama burada görüyorsunuz bu kıyafetler üzerine. Ama Mustafa Kemal Atatürk kıyafet özeni konusunda biraz Manastır'dan bahsetmiş. Daha sonra İstanbul'da buna çok özeniyor. O nedenle bu kıyafetler yine burada görebiliyoruz. Yani son derece önemli görüyoruz bence. Yabancı subaylar diye gördüğümüzde yine Mustafa Kemal hemen ortada gördük biraz önce de. Burada da yine bana göre sağdan ikinci olarak görüyoruz burada. Birçok şeyde fark edebiliyoruz. Zaten hemen seçiliyor. Şapkalarına özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu önemli. Mustafa Kemal'in bu Picardi manevralarında bir uçak düşmesi olayı var. Mustafa Kemal uçağa biner miydi, binmez hatta miydi? Hatta korkar mıydı filan derler. Korkar mıydı sorusu var. Tabii ben özellikle bunun için Fransız kaynaklarına da çok baktım. Çünkü Picardi manevraları sadece bizle alakalı değil. Biz oraya katılıyoruz sadece. O nedenle orada görüyorsunuz ki bir uçak düşme olayı da var. Mustafa Kemal'e çok yakın bir yerde bu gösteri uçakları ya da buradaki manevralardaki uçağın düşmesi aslında belki de Mustafa Kemal ilk ölüm riskini yaşadığı yerlerden biri oluyor Picardi buradaki manevraları. Bu anlamda söylenmesi gerekiyor. Yine hocam siz frankofon olduğunuz evet için yani Fransızca eğitim veriyorsunuz. Hani Galatasaray Üniversitesi'nde derslerinizi de keza öyle. Burada bir seyircimizin Yavuz Bey'in sorusu var. Atatürk'ün Fransızcası nasıldı diyor. Bu önemli. Belki bu soru için teşekkür ediyorum. Çünkü Atatürk dil konusunda çok hassas ve o nedenle de dilini geliştirmek için büyük fırsat arıyor. Selanik'te de Manastır'da da sürekli yaz tatilleri dil öğrenmeye çalışıyor. Kurslara gitmeye çalışıyor. Alyans mekteplerine bulabildiği her fırsatta dil öğrenmeye çalışıyor. Hatta tanıştığı insanlarla da yabancı şekilde mektuplaşmaya çalışıyor. Belki programda yine onları konuşuruz. Ya Corinne'le nasıl Fransız yazıldı? Ya biraz sonra Hilda'dan bahsederiz, nasıl Almanca yazıştı? Tanıştığı insanlarla Fransızca, Almanca mektuplar yazmaya çalışıyor. Biraz sonra Carlsbad'dan bahsedeceğiz. Oraya gidiyor. Hastanedeyken Fransızca, Almanca dersleri alıyor.
sürekli dilini geliştirmeye çalışıyor. Yani. Duyalım mı nasıl konuştuğunu? Evet, duyalım. Çok önemli. Il n'y a que 5 années que nous avons commencé à travailler ici. Avant, il était un terrain tout à fait marécageux. C'est surtout Tassimbe qui travaille ici, qui surveille, n'est-ce pas? Voulez-vous que je lui présente? Je vous en prie, Excellence. Tassimbe. Nasıl hocam? Çok çok etkileyici. Bunu kelime hazinesi ben de geniş. Evet, çok geniş ve zaten normalde de çok Fransızca deyim kullanıyor Mustafa Kemal Atatürk. O gün askerlerin çoğunun yaptığı gibi. Yani sonuçta o günün hakim dili henüz Almanca olmadı, Fransızca. O yüzden de Mustafa Kemal Atatürk de onlardan biri. Fransızcayı sık sık aralarda da kullanıyor. Diğer askerlerin de yaptığı gibi aslında. Hı hı. Bu önemli. Bir de bir taraftan da siz birazdan geleceksiniz ona. Karlsbad'da hatta o dönemde ders almayı da sürdürüyor. Evet, sürdürüyor. Hani hastanede tedavi görürken, altını çizelim. Yani burada ciddi sağlık sorunu varken de orada her zaman Atatürk öğrenmek ve öğretmek için geçiriyor. Bence o yüzden yolların bir anlamı da o. Yine burada şey de söylemek istiyorum. Bu manevralar sırasında, yani bu Picardy'de oradaki en önemli generalin, yani buradaki o işin başındaki generalin Mustafa Kemal Atatürk'ü akşam yemeğe daveti var ki binbaşı üstünün katıldığı törende Mustafa Kemal'in yaptığı operasyonlardaki, daha doğrusu tatbikattaki kritiklerden dolayı o da duyuyor ve akşam yemeğe davet ediliyor. Davet edilme sebebi sorduğu sorular ve kendini farklı göstermesi. Bu Atatürk'ün zekasının kabul görmesi açısından bulunduğu yerde çok önemli ve bu anlamda Fransa'da Fethi Okyar'a söylediği şöyle bir söz var. Beraber gidiyorlar. Diyor ki, bu kadar hazırlık ve kuvvet sulh için yapılmaz. Bunun arkasından harp gelir. Bizler aklımızı başımıza toplamalıyız. Çıkacak bir harp bütün dünyayı ateşe verebilir ve biz bu harbin dışında kalamayız diyor. 1910 yılında Mustafa Kemal burada Fethi Okyar ki anılarında bunu yazıyor, bunu söylüyor. O yüzden bence bunlar son derece önemli. Daha sonra bunu da belirtmek lazım ki çok fazla bilgi yok bunda. Mustafa Kemal'in Fransa'daki bu Picardy'deki kuzeydeki tatbikattan sonra İsviçre, Hollanda ve Belçika devletlerini içine alan 14 günlük de bir gezisi var. Ne yazık ki bununla ilgili çok fazla bilgi sahibi olunmamakla beraber Mustafa Kemal'in yurt dışı anlamındaki kendi bilgilerini ve gözlemleri yapmak açısından da bunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Picardy, izleyicilere söylüyorum, araştırılması gereken, üzerinde düşünülmesi gereken Atatürk'ün kendi yolculuğu, askeri bilgisi ve Batı'yla tanışması ve bu tatbikatları görmek de Atatürk açısından çok önemli. Batılılar ya da yabancılar ne yapabiliyor? Hangi silahları kullanıyor? Mesela uçağın önemi, Atatürk orada uçağın önemini çok fazlasıyla görüyor. Yani bu şekilde o nedenle... Sonra uçak korkusu diye bir şey yok değil mi? Sonra biniyor uçaklara. Evet, burada önemli çünkü burada bir kitapta da hatta bin Atatürk deniyor ki bu Stuart Klein diye Türk Havacılık Kronolojisi kitabına göre diyor ki bazı kaynaklar tarafından bu hikaye dayanarak uçak düşme hikayesi Atatürk'ün uçağa binmekten korktuğu iddia edilse de kitabın yazarı Klein Atatürk'ün olaydan sonra 3 defa uçağa bindiğini bahseder. Ya Atatürk uçağa binmekten korkar mı korkmaz mı çok önemli bir şey değil benim kafamda ama o kadar ölümle burun buruna gelen insanın uçaktan korkması ya da uçak yolculuğu anlamında o gün çok da fazlasıyla yapılan şeydi ama Atatürk'ün uçaktan korkup korkmamasından daha çok Türklerin ve de Türklerin gücünün uçağa dayandırılması bence çok daha önemli. Yani korktu mu korkmadı mı onu bilemem. Ama hani burada denen şey Atatürk'ün daha sonra uçağa bindiğim hangi seferdir o konuda bir bilgi yok. O yüzden peki, bir şey diyemiyorum. Şu ölüm...